sektörde hizmet veriyorsunuz acaba? Burası olarak 16 yılımızı dolduruyoruz ama toplamda buraya gelinceye kadar hepsini dahil edersek yaklaşık 30 yıldır. 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ne güzel. Peki menünüzde neler var? Bize birazcık onlardan bahsedebilir misiniz acaba? Menümüz et ağırlıklı. Et çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var. Kendimiz yöremize ait çok güzel tatlılarımız var. Manda yoğurdumuz var, içli pilavımız var, mezelerimiz var. Gidiyor böyle. Yok yok yani. Aynen öyle, evet. Diğer restoranlardan farkınız nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz lütfen? Valla bizim iş yerimiz bir kere sadece böyle bir ticarethane, sadece bir yemek yiyin, hadi gidelim noktasında değiliz. Bir kere bizim başta personelim olarak çok özverili, güler yüzlü, samimi, içten, çok aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Zira ben bir bayan olarak işlettiğim için her gelen müşterim benim misafirim. Aile olarak, çocukları olarak, onlar yemek yerken çocuklarını biz bakıyoruz, tutuyoruz ağlayanlar olduğunda. Bazen parkta oynatıyoruz. Tavşanlarımız var, onlarla oynatıyoruz. Tavuklarımız var. Farklı farklı 3 tane köpeğimiz var, onlarla ilgilendiriyoruz. Bir nevi çocuklarını bize emanet edip çok rahat yemek yiyebiliyorlar. Bahçe içinde, semaver eşliğinde saatlerce keyfini sürebiliyorlar. Hani böyle yiyip hemen gidelim bir ambiyansı olmuyor. Kapıdan girdiklerinde sanki kendi yazlıklarına, kendi evlerine, kendi bahçelerine piknik yapmaya gelmiş havası oluşturuyorlar. Onu çok seviyorlar. Bir de personelim çok uzun vadeli oluyor. Yüzler aynı. Ben burada dediğim gibi yıllardır buradayız. Babam şu an burada olmasa da eli burada. Sürekli memlekette ama her zaman gelip gider. Müşterilerimi bana emanet etti. Her gelen müşteri ona selamını gönderir. Ben kız olarak ona vekil etmeye çalışıyorum. Yani her gelen buraya sanki aileden biriymiş, bize misafirmiş gibi geliyor. Onu çok seviyor müşterim. Ben de keza öyle. Bunu bozmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Allah razı olsun, dediğim gibi çalışanlarımı çok özverili seçiyorum. Onlar da hepsi ayrı ayrı sanki mekan sahibiymiş gibi. Böyle müşterileri memnun etmeden, teşekkür almadan bırakmıyorlar. Çok güzel bir ortamımız var. Buraya gelenleri bu ortamı, bu ambiyansı her yerde yakalayamıyorlar. Lezzet belki. Ama bu ambiyans her yerde bulamadıkları için benim müşterim önce burayı tercih ediyor bu yüzden. Buraya özellikle yaptığınız bir tat var mı? Tabii var. Olmaz mı? En başta kuyu kebabı. Taşköprü, Kastamonu'nun Taşköprü yöresine ait kuyu kebabımız var. Bu bizim spesiyelimiz. Ve bunu İstanbul'a ilk getiren babam. 30 yılı aşkındır derken bunu kastetmiştim. Şimdi var İstanbul'da 3-5 tane ama bizim bir kere kuzularımız bizim yöremizden geliyor. Ve yine 30 yıldır aynı insanlarla çalışıyor, soğuk havalı arabalarıyla haftalık olarak. Ve çok artık tarım azaldığı için çok zorlanarak ve seçerek kilolarına dahil ayrı ayrı bize özel geliyor. Büfteğimiz örneğin ızgarada farklı çünkü onlar da yine oradan yayılımdan geliyor. Köftemiz özel, onun kıymalarını da biz oradan, kıyma yapılmadan bütün halde hayvanın eti bize geliyor, biz burada kıyma çekiyoruz. Bunların hepsi, saç kavurmamız var özellikle, yine kuzu etimizi kendimiz kullanıyoruz. Dolayısıyla hani sarı her eti kullanmayışımız bir kere başlı başına. Kuyu kebabını dediğim gibi birkaç yerde yedim ama bu lezzeti yakalayamadım diyen müşterilerim çok. Sonra manda yoğurdumuz var, inek sütü ve manda sütü karışımı biz yapıyoruz, hiçbir katkı maddesi yok. Bizim yöremize özel incir uyuşturmamız var ve hiçbir yerde yok, tatlısının bağımlısı olan müşterilerim var. Bunları yakalamıyorlar insanlar her yerde. Yani buraya geldiklerinde bunların hepsini ayrı ayrı tattıklarını ve hepsi içli pilavımız örneğin, hiçbir yerde yakalayamıyorlar o tadı. Lezzetlerimize biraz daha sevgimizi katıyoruz, müşterilerimize verdiğimiz değeri katıyoruz, daha itina gösteriyoruz. Hani sadece para kazanmak değil bizim amacımız. Kapıdan giren her müşterinin böyle güler yüzle biz yine geldik desinler. Yani her gelen müşteri bir kez geldim, ikincisini mutlaka gelmeli. Son olarak Ayla Hanım, izleyicilerimize neler söyleyelim? Yani buraya neden gelsinler, burada nasıl vakit geçirecekler? Bir de onlara seslenelim. Valla anlattım aslında başladığımızdan beri ama yine söylüyorum, hani güler yüzle bizim aile olarak evimize gelen misafiri gibi tüm müşterilerimizin kapıdan girdiğinde biz geldik diyerek, çocuklarını bize emanet ederek, dediğim gibi hayvanlarımızla, oyun parklarımızla, botanik bahçemiz var inşallah, bu 15-20 gün içinde dökecek, biberlerimiz olacak, fasulyelerimiz olacak, orada domateslerimiz, acı biberlerimiz olacak. O müşterilerimiz gidecek oradan kendilerine tabaklarını koparıp yiyecekler örneğin. Sabah kahvaltılarına özellikle hafta sonu olmak üzere geliyorlar. Semaver eşliğinde serpme kahvaltı veriyoruz. Ve o kahvaltı süreçleri 2 saat, 3 saat, 4 saatlere kadar uzuyor. Hani kimseye böyle hadi kalkın gidin gibi bir şey olmuyor.
gazetelerini okuyorlar, dergilerini okuyorlar, piknik yapar gibi ayaklarını uzatıyorlar, çocukları eğleniyor sınırsız. Hani artık yeter, çok yorulduk, sıkıldık diye ne kadar kalabiliyor? 3-4 saatlik bir kahvaltı çok uzun bir süre bir mekan için. Ama bir piknik gibi düşünün, ama hizmet ediliyor size. Bunun açısından var. Dediğim gibi çocukları hayvanlarla iç içe kalıyor. Bir kere çoğu çocuk farkında olmadan şehirde hiç hayvanlara dokunmadan büyüyor. Artık tavşanları görmek, köpeklerle uğraşmak, tavukları görmek, tavukların yumurtadığı yerden yumurta topluyor çocuklar. Çok farklı küçük küçük detaylar ama çok büyük şeyler yaşıyorlar burada.